Kocapınar köyünde asker yemeğine denk geldik. Vatan için askere giden gencimize yemek veriyor değerli izleyiciler. Aşçı Talat Yarar. Yaş kaçırlar? Yaş 35. Oğlum sen uçup gidersin, kendin yemek yemeğe mi? Normal. Normal mi? Hangi yemekleri pişiriyorsunuz? Mercimek çorbası, etli nohut, irmik helvası, tavuk, pirinç pilavı. Turşu? Turşu da var. Millet yemeği beğeniyor mu lan? Çok. Aşırı gelen oldu. Ustan kim? Ustan Musa Arı. Usta orada. Evet. Üniversitenin aşçı başısı. Evet. Buyunuz kulağa geçti mi lan? Tabii geçecek Ramazan abi. Daha geçmedi mi? Geçmedi mi olmaz zaten. Bu işin mesleğin sırrı olur. Aşçının bütün sırrını veriyor mu, birazını saklıyor mu? Ya bazıları tabii saklanır kendiniz. Çünkü saklamazsan adam seni evet. Yok sayar. Evet. Pehlivanların verip bir İlle sır vermedi. İlle bir sırrı asılıyorsun. Şimdi yemeğin tadına bakacağız değerli izleyiciler. Değerli izleyiciler, bundan 2200 yıl önce Türk ordusunu kuran Metehan, toprak bir milletin köküdür demiştir. Bizim erenler, ermişler, gaziler, şehitler ve atalarımız, toprak altında yatanlarımız bu ülkenin manevi sahipleridir. Maddi sahipleri Türk milletidir. 2200 yıl önceden beri kurulan Metehan'ın kurduğu Türk ordusu kıyamete kadar devam edecek. İşte asker doğan, asker ölen Türk milleti asker göndermeye devam edecek vatana. Adın ne? İbrahim. İbrahim, nereye gidiyorsun askere? İzmir Narıdere. İzmir Narıdere. Bugün yemeğin var. Evet. Akrabaların, eşin, evet, dostun yanında. Evet. Anacığın, babacığın kan emekleri kazandığı paracıklarla, evet, yemek yediriyor, dua ettiriyor. Evet. İsmi topladı. Mutlu musun? Mutluyum. Herkese böyle nasip etsin. Vatan görevi başka, evet, bir şey değil mi? Evet. Şöyle askerliği yapınca yürümen değişecek değil mi? Tabii canım. Öbür türlü az maçıp yürürsün. Evet. Evet. Şimdi babacığın burada. Adı ne? Hasan. Sen nerede askerlik yaptın? Ben Tunceli Ozat'ta yaptım. Ozat'tayım. Evet. Şimdi askerlik yaparken bir gün benim evlenirim, evladım da olur, onu da askere gönderin diye hayal kurdun muydu o zaman? Evet, kurdum. İnşallah olur dedim. Herkese nasip etsin dedim. He. İnşallah herkese nasip eylesin yani. Mutlu mu bugün? Çok mutlu olmam mı? En mutlu günü bugün. Çünkü vatana, evet, asker vatana gönderdim. Bir hizmet tabii ya. Evet. Değerli izleyiciler, biz Kıbrıs'ı savaşımızda Rumlar orada ekocular Türklere zulmederken buradan askerlerimiz gittiler. 1974'de savaştık. Rumlar diyorlar ki bir Türk askerini değil, Türk analarını yenemedik. Çünkü Türk anaları hep asker doğurdu. Biri gitse biri gelir. Dolayısıyla bugün askerle övünenler asker doğuran analarla övünmeli aslında. Adın ne? Hacer. Oğlun askere gidiyor. Kaç çocuk var? İki. Öteki kız mı olan kız mı? Kız. O kız. Mutlu musun bugün? Tabii ki. Allah'a şükürler olsun. Ne güzel. Sağ selamet yollayacağız. İnşallah sağ selamet de gelir. Gelir. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Tabii ki. Kız mı akrabayı topladınız bugün? Evet. Hepsini topladık. Evet. Herkesle görüştük, mahanasıyla da görüşmüş olduk yani. Şimdi insan evlat kokusu başka değil mi? Tabii ki. Yani inek danasını şey bilir, çocuk anasını yani bilir hesabı. Tabii. Şimdi evlatın kokucu, burcu bir kokar değil mi askere tabii gittiğinde? Tabii ki. İnsan, bu bizim yanımızdan ayrılmadığı için bu daha bir başka yani. Bu hepsi güzel yani. Biz ana güzel candan bir yana. Tabii ki. Baba ötağa da oba. Güzel bir duygu yani. Allah herkesi göstersin. Halacığın da yanında. Evet. Senin adın ne? Benim adım Saniye. Benim misafirim geldi, bakalım. Tamam. Yeğeni askere gönderiyorsun. Gönderiyoruz. Mutlu musun? Mutluyum ama canım çok mutluyuz. Çok, evet. Bir tane yeğenim var, çok mutluyuz. Evet.
Derzeciler. Karapınar, Kocapınar köyü, Burdur'un Kocapınar köyü devlete olan görevini yapıyor. Evlatlarını askere gönderiyor. Yetiştirdiği zepseyle, meyveyle, buğdayla, geçiyle, koyunla şehirliği doyuruyor. Devlete olan görevini yapıyor. Devlet de Kocapınar köyünün dağlarını korursa, bu insanları yaşam alanlara bırakırsa, Kocapınar'ın suyunun tekrar akmasını sağlarsa devlet de görevini yapmış olur.